Hey yo! Şu an kampa doğru gidiyoruz. Acılı Şelalesi'ne gitmeyi düşünüyoruz. İşte yaklaşık 2 saat falan sonra orada olacağız. Şu an yoldayız. Şöyle gördüğünüz gibi acayip trafik var. Yani inşallah hava kararmadan oraya gideriz. Şöyle etrafı göstereyim. Yaklaşık olarak 88 kilometre kalmış. Trafik bitti. Şu an Şile yolundayız. Yol çok güzel. Sisli ama böyle değişik bir yol. Evet, sonunda ateşimizi yaktık, yemeğimizi yedik, şimdi çay içiyorum. Zorlu bir kamptı aslında, yani karar veremedik kampa, nerede kamp yapabileceğimizi. En son işte nehir kenarında bir yerde karar verdik. Şimdi böyle ateş yaktık, yanında da işte şöyle çay koyduk, çay içiyoruz. Gözükmüyor pek ama. Ateş şöyle. Etraf zifiri karanlık. Işık yok pek. Ama bayağı güzel yer. Yer olarak. Buranın adı Halıcılı Şelalesi diye geçiyor. İleri de gidebilirsiniz Halıcılı Şelalesi'nin ta oraya kadar. Yani biz oraya gittik ama orası biraz küçük kamp alanının içi. Bir de pis bence, orada kamp yapılmaz. O yüzden Halıcılı Şelalesi'ne gitmeden müsait bir yerde kamp yapmanız daha iyi olur sizin için. Şekilde nehir kenarında bir yer, köpeğimiz bile var. Şimdi su koyduk, çay ya da kahve yapacağız. Bu şekilde etraftan odun topluyoruz, şöyle sonra ateşe atıyoruz işte bu şekilde. Umarım sonra çayımız oluyor. Ama mutlaka ateş yaktıktan sonra söndürün. Sıkıntı olabilir. Suyla veya başka bir şeyle söndürebilirsiniz. Ondan sonra işte kahvaltılarımız var burada. Kahvaltı yapacağız. Kahvaltı olarak da genelde peynir, ekmek kullanıyoruz. Zaten en kolay bir şekilde yapılan o. Şimdi kahvaltı hazır. Bu şekilde ekmek arası yaptık. Ateşte ve çayımız var burada. Şu şekilde göstereyim. Gösteremiyorum. Tamam. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltıdan sonra da kalkarız. Bir yerlere gideriz. Belki şelale olabilir, başka bir yer olabilir. Bakalım, duruma göre karar vereceğiz. Süper bir yer gerçekten. Bir yanında elimde kahve. Şöyle manzarada kahve içiyorum. Sağdan geç. Vaa, çok güzel. Ne düşünüyorsun burası hakkında? Güzel. Acılı'yı zaten biliyorduk. Güzel bir etkinlik oldu. Gece biraz musal üşüdü. Ben yastıksız olduğu için uyuyamadım. Ama şelale sesleri, sis, ağaç, orman. Gayet güzel yani. Akşam sanki tilki geldi ha. Ne diyorsun? Bir sesler falan evet, vardı. Suyumu düşürdüm. Geceyi arabaya gidip su aldık. Suyu düşürdüm kampın yakınında, çadırın yakınında. Sonra geri almaya giderken sanki bir çift göz parladı. Yani havada karanlık olduğu için telefonun flaşı çok aydınlatmadı ileriyi. Yani hiçbir şey göremiyordum. Maksimum 1,5 metre, 2 metre, 3 metre. 3 metreyi zor görüyordum. Böyle bir çift göz parlayınca böyle bir istemsiz şişt yaptım. Şişt yapınca hareket etmeye başladı. Geri kaçtı. Sonra orada bir şeklini görebildim ama ne olduğunu tam anlayamadım. Köpek gibi sekerek gitmedi. Böyle sanki bir at gibi dört ayağını kullanarak gitti. O yüzden emin olamadım köpek miydi, tilki miydi. Ama köpek olsaydı anlardık çünkü köpekle çok gittik. Yani suyu almaya giderken de köpekle gittiğimiz için yaklaşım tarzları, şeyleri hani çok belli oluyor. Ama bu uzaktan izliyordu ve hiç yaklaşmıyordu. Yani büyük ihtimal bir
doğa hayvanı. Bence de bir yabani hayvandır. E sonra sanki ya biz yatarken de böyle etrafta sesler geliyordu. Zaten büyük ihtimal biz 3-4 saat takıldık. Takıldıktan sonra çadırlara girip yattığımızın dakikasında geldi, kontrol etmeye başladı buralara. Sesler geldi. Biz bekliyorduk büyük ihtimal. Yemek kokusu da falan da gidince. Kokusu da falan, çünkü akşam yemeği yemiştik. O yüzden ona gelmiştik. Eğer siz de böyle kamp yapacaksanız kesinlikle yani yiyeceğinizi falan çadıra koyun. Aynı şekilde çöpünüz falan var da. Çöp bırakmayın. Aynen. Götürürler. Hem doğa için sıkıntı hem de... Yani mesela bizim ayakkabılarımız halini göster. Bak, bu hale gelmesine rağmen hani çadırın içine almak zorunda kaldım. Çünkü sabah kalktığınızda ayakkabınızı bulamayabilirsiniz. Yani o yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Kesinlikle ayakkabınızı içeri alın. Yani ben bir kere almamıştım. Köpeğin birisi alıp götürmüştü yani. Evet, zar zor olmuştu. Çok çekti yani o konu. Aynen. O yüzden. Bunların hepsi tecrübe yani. Tecrübede de öğrendik. O yüzden siz hiç yani şey yapmayın. Biraz aptallık olmuş ama neyse, biz tecrübe diyelim. Yani. Aynen. Şu an tekrar şelaleye doğru gidiyoruz. Acılı Şelalesi'ni bu sefer gündüz olduğu için biraz daha rahat olacağını düşünüyoruz. Şöyle söyleyeyim. Şu tarafta az önce insanlar geçti ama başka kimse yok onun dışında. Yol çamurlu. İşte bot olduğu için sıkıntı yok ama öner gibi kesinlikle normal ayakkabıyla gelmeyin. Normal ayakkabıyla gelirseniz, özellikle kışın için söylüyorum, çamur oluyor buralar. Şöyle göstereyim çamuru. Gördüğünüz gibi bayağı çamur var. Yani özellikle bazı yerlerde sudan geçmen gerekiyor. Sudan geçtiğin yerlerde de işte yaklaşık olarak 1-2 santim su geçiyor. Yani kesinlikle bot şart yani. Onun dışında hem ayağınız rahat etmesi için de bot giymeniz gerekiyor. Şu çamura batırsanıza. Böyle. Oh! Oh! Allalle! Allalle! Allalle çikitomba! Allalle çikitomba! O masa masa masa! O masa masa masa! Oh alehe alehe aloha! Oh alehe alehe aloha! Sonunda geldik şelaleye. İlerideki yer şelale. İki tane var şelale. Bir altı var, bir üstü var. İkisine de çıkacağım. Şimdi altı göstereyim şöyle. Taraf fena değil. Bence güzel bir yer. Kesinlikle kamp yapmak için öneriyorum. Özellikle yazın gelirseniz daha iyi bak. Bence. Yazın güzel oluyor. Ama biraz kalabalık olabilir yazın. Burada da bir tane köpek var. Bir an önce gelmiş. Su temiz duruyor. Yazın bence yüzülebilir. Ama ne kadar temiz emin olamıyorum. Şu ortadaki yer yazın iniyor. Geçen geldiğimizde bir tane bir kişi orada kamp yapıyordu. Şurası inik olduğu için tam şurada gördüğünüz yer. Orada kamp yapıyordu. Şu an biraz sular yükselmiş. Böyle kalkı göstereyim. Şimdi yukarıya çıkacağım. İkinci şelalenin olduğu yere. Şuradan şöyle yerden geçiyoruz. Şuradan geldim şöyle. Şimdi şöyle bir çıkacağım. Şu arkadaş gibi tırmana tırmana. İp var orada. İpten de tutunarak çıkabilirsin. Şöyle göstereyim. Bir yandan çekip bir yandan tırmanmaya çalışacağım. Şöyle. Zor oldu biraz ama. Yavaş. Çık oradan bir. Oh. Şelalenin olduğu insanlar var şu an. Tam şuradan bir ikinci şelalenin üstüne de çıktık. Bayağı yüksek bir yer. Ha? Aynen dedim ya. Şu yukarıya doğru çıkacağım. Orada ne var bilmiyorum. Bakalım. Şöyle gidiyoruz şimdilik. Şöyle aşağısı bayağı çurum. Şuradan geldik. Şöyle yine bir yola çıktık. Yani şelale yok burada. Normal iyi. Böyle devam ediyor ama biraz ilerledik, bir şey yok. O yüzden geri dönme kararı aldık. Öyle. Çok öyle çıkmaya gerek yok bence. Bir şey yok zaten burada.
Belki şu taşlar güzel gözüküyor, oralara gidilebilir. Aşağıda. Birazcık inelim istersen ha. Dikkat et de. Az önce gösterdiğim kayalıklara indik. Tam olarak şurasıydı. Ondan sonra şöyle aşağı indim. Tam karşımda şelale var. Böyle küçük bir şelale. Şuradan geliyor. Şöyle aşağı gidiyor. Biraz zorlu yoldu ama kesinlikle güzel bir yer. Şöyle aşağı doğru gidelim. Manzara gerçekten çok iyi. Tam şelale karşısında. Arkadaşlar tam üstünde duruyor. Şöyle. Kesinlikle güzel yer. Böyle değişik yerler var. Burada bir delik var. Acayip. Tam olduğum yer son nokta. Daha da geriye gidilmiyor. Şöyle çünkü. Hani buradan karşıya geçersin ama orada yürümek imkansız gibi bir şey. Yani zaten anlamı da yok. Çok gitmenin. Şöyle göstereyim etrafı. Şuradan geldim. Şu şekilde. Şöyle yukarıya çıkılıyor. Burada yine böyle küçük bir şey var. Şelale gibi. Küçük şelale. Yüzülür mü bilemiyorum. Arkadaş temiz olmadığını söyledi ama bilmiyorum, yazın denenebilir en azından. Şöyle göstereyim. Arkadaş da görüyor birazdan. Burası çok güzel gözüküyor. Biraz derin galiba. Burada özellikle yüzmek keyifli olurdu ama buraya atladıktan sonra çıkması çok zor yani. Böyle çıkacak yer gibi yok. Şöyle göstereyim son olarak. Şu an arabanın olduğu yere geldik. Şöyle bir manzarası var. Böyle arkadaş. Millet buraya çöp atmış ama bence çöpleri alıp arabayla şehir merkezinde atmak daha mantıklı. Doğayı böyle kirletmenin bir anlamı yok. Şöyle bir manzarası var. Şelale tam şu arada kalıyor. Oradan biraz gitmeniz lazım. Birazdan yola çıkacağız. Tekrar döneceğiz şehre. Sanırım bu videoluk da bu kadar olsun. Bir daha gittiğim zaman kampa tekrar atarım. Görüşmek üzere.